Evet, günaydın. Bugün 12 Nisan Cuma 2024. Bayramın 3. günündeyiz. Mücahit'le güzel bir tura çıkıyoruz. Pozant'ta Ulukışla turumuz başlıyor. Bisikletimi hazırladım. Ön çantaları Mücahit'e vereceğim. Yola çıkacağız şimdi. Turumuz başladı. Şu an ilk kilometrelerdeyim. Biraz sisli hava. Saat 7 olmadı. Gidiyoruz bakalım. Çok sisli bir havayla güne başladık. Bakalım nasıl devam edecek bugün. Mücahit geliyor. Yine bekletti beni. Evet, Mücahit'i buldum. Mücahit'le buluştuk. Çantaları falan ayarladık. Uzun zaman sonra tekrar bir tura çıkıyoruz. Evet. Bayağı ara vermişiz. Bayağı ara verdik ya Mücahit. Niye böyle oldu? Ben de bilmiyorum. Bazılarımız çok erin geç. O yüzden olabilir. Şimdi gidiyoruz. Çorbacıya geldik. Şimdi güne başlıyoruz. Çorba içerek. Adana'yı çıkıyoruz şu anda. Şimdi biraz vitamin vakti. Güzel dutlar bulduk. Bunları yiyoruz. Tarsus'tan çıktık. Şu anda Pozantı'ya doğru gidiyoruz. Önümüzde 1900 metre yükseklik kazanımı var. Güneş tepeden vuruyor, çok sıcak. Mücahit bana da getir. Bir hayrat bulduk. Sularımızı doldurduk. Böyle bir yerdeyiz. Pozantı'ya gidiyoruz. Yokuşlar başladı. Bisikletlerimiz burada. Çamlı Yayla'yı geçtik, Pozantı'ya doğru devam ediyoruz. Çıkışlar başladı, bol bol tırmanış yapıyoruz. Çamlı Yayla'dan Pozantı'ya doğru çıkıyorduk. Şu yolları çıktık, şuraları. Şimdi burada Alman mezarlığı var. Bu Alman mezarlığının burada ne işi var derseniz, 1912 yılında yapılan Varda Köprüsü'nü Almanlar yapıyor. Orada çalışan Almanların da mezarı burada. Varda Köprüsü Bağdat-Hicaz demiryolunun önemli bir parçasıydı. Dönüşte pazar günü onu da göreceğiz. Çamalan yaylasını geçtikten sonra bir de Türk Şehitliği var yolumuzun üzerinde. Burayı da ziyaret ediyoruz.
böyle bir konumdayız. Mücahit çiçekleri suluyor. Çamalan'dan çıkmış güneye doğru gidiyorduk. Böyle yüksek bir tepede Çardak Restoran diye bir yer gördük. Gerçekten çok güzel bir yer. Burada şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Önümüzde Gülek var. Ondan sonra Pozantı. Çamalan'ı geçtikten sonra Gülek'e gelmeden 2 kilometre önce Gülek Kalesi için bir dönüş var. Oradan döndük. Kale 5 kilometre yukarıda. 5 kilometre boyunca tırmanacağız. Karşımızda görünen yerleşim yeri Gülek Yaylası. Yaklaşık olarak 1000-1020 metre rakımdayız. Karşıda da Gülek Geçidi var. Gülek Kalesi'ne çıkıyorduk. Yağmur başladı. Böyle bir inşaat halinde olan ev varmış. Oraya sığındık. Yağmurun durmasını bekliyoruz. Sonra devam edeceğiz yola. Ortalama %7,5 eğim var. Tırmanmaya devam ediyoruz. Yağmur yağıyor. Çıkış yapmaya devam ediyoruz. Kale yolundayız. Gülek Kalesi'ne çıkmaya devam ediyoruz. Kalikya yolu da buradan geçiyormuş. Bunu da görmüş olduk. Şuradan soldan gideceğiz. Hava çok güzel. Şu an 1500 metreye kadar yükseldik. Aşağıdaki çam alandaki ardıç ağaçları yerini iğne yapraklı çamlara bıraktı. Yükselmeye de devam ediyoruz. Kale göründü şu anda. Evet, Gülek'teyiz. En yüksek noktadayız. Gülek Kalesi'ne geldik şimdi. Uzun ve zorlu tırmanışlar ardından. Tatlı bir yokuştu. Evet, neler hissediyorsun Mücahit? Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum bu rotayı. Gayet kolay bir tırmanış vardı işte. 1500 metre mi toplam? Evet. O kadar çıktık. Aşağıda Gülek Boğazı var. Bu manzara eşliğinde yani bu doğa harikasını görmek. Aşağımız Gülek Boğazı. Herkese nasip olsun diyoruz. Karşı tarafta Pozantı. Şurası Pozantı. Kale oldukça geniş bir alana kurulmuş. Bölgeye çok hakim bir yer. Gülek'ten çıkıyoruz. Şimdi Gülek Kalesi'ni gezdik. Pozantı'ya 32 kilometre yolumuz var. Hava kararmak üzere. Gidiyoruz bakalım. Yola devam ediyoruz. Yağmur var. Ara ara hızlanıyor, ara ara yavaşlıyor. Önümüzde Akçatekir var. Akçatekir Yaylası'ndan sonra Pozantı'ya ulaşacağız. Bugünkü konaklama yerimiz Pozantı. Pozantı'ya girmiş bulunmaktayız. Saat 8 oldu. Zorlu bir yolculuk geçirdik. Yağmur, fırtına, güneş, binlerce metre tırmanış. Şu an Pozantı'dayız. Kalacağımız
otele doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Otele geldik. Taşpınar Butik Otel. Odamıza hoş geldiniz. Oda turu. Odamızda neler var? Çok yorulduk ve zorlu bir gün geçirdik. Mücahit, neler söylemek istersin bugün hakkında? Yani güzel bir film bulursak akşam güzel olacak. Ben hemen uyuyacağım. Yorucuydu biraz. Bayağı bir tırmanış yaptık. Onun dışında güzeldi ya gittiğimiz yerler. Bilek Kalesi'ni falan gördük. Çok Bilek tırmanış yaptık. 2000 metreden fazla. Evet. Çok fazla bekledim. Bilmiyorum neyi bekledim. Olabilir. Yağmur, fırtına, aynı güneş gün. Aynı günde hepsini yaşadık. Güneşli bir günde ama yanmadık. Sonra yağmur yağdı. Serinledik bayağı. Üşüdük hatta. İçtik falan, aldık Allah'tan yanımıza. Hazırlıklıydı karşı. Evet, yarın görüşürüz. Aynen.